Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Orta Doğu pozisyonundan devam ediyoruz. Notalarımızı şöyle bir hatırlayalım. Bu derste de yine farklı dizilimler göreceğiz. Do, re, mi birinci çizgide, fa, sol. Burası sağ elin çaldığı şu an sol anahtarındaki notaların dizilimi. Fa anahtarında ise do, bunlar ortak doydu. Yani ikisi de aynı tuşa basıyor. Si, la, sol, fa. Bu şekilde notalarımızı tekrar edebiliriz. Do, re, mi, fa, sol. Burası do, si, la, sol, fa. Evet. Notalarımızı bu şekilde gördük. Şimdi ben burayı siliyorum. Burada en azından kopya çekmemek için zihnimizden bulmaya çalışalım. Bu sefer de farklı bir dizilim yapacağız arkadaşlar. Bir sol anahtarına bir fa anahtarına notaları yazacağım. Şimdi görelim. Do, re, do, re. Bakın bunları gördük. Do, re, do, re. Sonra fa anahtarına geçtim. Ortak doğumuzu yazdım. Do, si, do, si. Evet. Bunu hatta piyanoda da çalabilirsiniz. Bir piyano egzersizi gibi de olabilir bu. Sonra do'ya yazdık. Nereye geldik? Do mi. Bakın sol anahtarında birinci çizgi do. Pardon mi. Do mi yazdık buraya. Do mi. Sonra buraya ne yazabiliriz? Düşünelim. Bir atlayacağız. Yani si yazmayacağız. La yazacağız. Do la. Evet. Bakın bu küçük bir piyano egzersizi oldu. Çalışma. Bir kere çalayım. İsterseniz beraber okuyalım. Do re. Do, re, do, si, do, si, do, mi, do, la, do, la. Çok da güzel oldu. Şimdi do, re'yi yaptık, do, mi'yi yaptık. Sırada ne olabilir? Do, fa. Evet, tabii ki do, fa. Evet, do, fa, do, fa. Şimdi ben bunlara parmak numarası da yazmıyorum. Hani buradaki amaç piyanoyu öğretmek değil ama yine de isterseniz bunları bir sonraki çalışmalarda farklı bir şekilde yazabiliriz. Do, fa, do, fa. Daha sonra pardon. Sol ele geçelim. Do. Bakın en son do, la yapmıştım. Do, fa. Çok pardon. Do, sol olacak değil mi? Do, sol. Bu şekilde do, sol de yazmış oldum. Sonra devam ediyorum. Sol anahtarından. Do ne kaldı? Fa, sol. Do, sol. Do, sol. Sol eline gelir. Do, fa. Do, fa. Evet, hep vurguladığım bir şey var. Notaları sıralı bir şekilde okumak gerçekten kolay. Ama yerleri değişince karıştırabiliyoruz. O yüzden sadece orta doğu pozisyonu deyip do, re, mi, fa, sol. İşte burada da do, si, la, sol, fa deyip geçmek istemiyorum. Bol bol böyle egzersizler yaptıracağım size. Bunları ne kadar hızlı ve ne kadar çabucak okursanız ve doğru bir şekilde okursanız nota okumanız o kadar gelişecektir. Şimdi buradan çalayım beraber okuyalım. Hazır mısınız? Evet. Başlıyorum. Do, re, do, re, do, si. Do, si, do, mi, do, la, do, la, do, fa, do, sol, evet, do, sol, do, fa. Evet, bu sayfayı durdurup kendiniz de çalışabilirsiniz, daha hızlı okuyabilirsiniz. Daha seri bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bunun bir tersini yazacağız arkadaşlar. Sayfamızı getirdik. Do'dan başlayıp do, re, do, re yapmıştık. Bu sefer yukarıdan başlayalım. Yani 5. sesten şu an öğrendiğimiz sol anahtarında 5. ses nedir? Do, re, mi, fa, sol. Solden başlıyorum. Tersten başlıyorum. Her türlü yapıyı okumamız lazım geliştirmemiz için. Sol fa yaptım. Yine sol fa yaptım. Bu sefer sol ele geçmem lazım. Onun beşinci sesi neydi? Hani orta doğu pozisyonuna göre do, si, la, sol, fa idi değil mi?
Fa, sol, fa, sol. Fa anahtarını tabii öğrenmek biraz zor ama hep söylediğim bir şey var. Tekrar edeyim. Fa anahtarını görüyorsunuz burada. Evet, fa anahtarı burada. Fa anahtarının iki tane noktası var. İki tane gözü var diyorum ben. Bunun ortasından geçen bir çizgi var burada. Görüyorsunuz. Evet. Bu çizgiye biz fa çizgisi diyoruz. İşte bu notaya yazılı olan notaya da fa notası diyoruz. Nota dizilimini dikkate aldığımızda, bunu daha önceden yazmıştım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Do'yu büyük yazıyorum yine. Sonra ne vardı? Re, mi, fa, sol, la, si, do devam ediyor. Terse doğru yazalım bunu. Terse okumak da çok önemli. Si, sonra şurada boşluk bırakalım. Si'den önce ne var? La. Boşluğumuzu yine bırakalım. La'dan önce ne var? Sol. Sol'den önce ne var? Fa. Hatta Fa'yı da büyük yazayım. Önemli bir nota çünkü. Fa'dan önce Mi var. Sonra Mi'den önce ne var? Re. Re'den önce ne var? Bakalım. Do. Değil mi? Şimdi iki önemli nokta var tabii burada öğrenmek için. Do notası orta doğumuz. Yani şuraya bir örnek olarak yazayım, silerim sonra. Pardon. Evet, do notası bizim orta doğumuz oluyor. Susların olmaması için şöyle yazabiliriz. Evet. Fa notası da bakın do, si, la, sol, fa. Şuradaki fa işte burası. Fa çizgisindeki fa. Fa, sol, la, si, do diye gidiyor. Fa'yı bildiğimiz zaman, bakın şu notayı bildiğimiz zaman notalar bir çizgiye bir boşluğa yazılıyordu. Fa'nın bir yukarısı sol. Fa'nın bir aşağısı mi. Görüyorsunuz. Mi'den mi'yi buraya yazarsak mi'nin bir aşağısı re, onun bir aşağısı buradaki do şeklinde olacak. Evet, bu ön bilgiyi de verdim. Çünkü sonraki çalışmalarda birer nota ekleyerek gideceğim. Şurayı siliyorum ben yine. Bu programda tahta olarak kullanıyorum. Çok faydalı oluyor. Şimdi sol fa sol fa yaptık. Burada da fa sol fa sol yaptık. Şimdi ne yapacağız? Sol mi'ye geçeceğiz. Bakın. Sol mi sol mi. Evet, birer atladım. Şimdi solden sonra fa olduğunu biliyoruz. Ama bazen şunu diyebiliyoruz. Solden sonra bir nota geldiyse bu fa'dır. Hayır. Fa kesin fa'dır. Böyle bir şey yok. Notanın yeri önemli burada. Solden sonra her zaman fa gelmek zorunda değil. Sıralı bir şekilde söylersek tabii solden önce fa, önce sol, aşağı indi mi fa. Solden sonra la. Ama böyle bir durum dizek üzerinde her zaman mümkün değil. Yerler değişecek ki ezgiler çıksın. Burada da böyle bir şey olmuş. Sol, mi. Sonra solele geldim. Fa, la. Fa, la. Evet. Ben yaparken yine tekrarlarsınız böyle. Sonra sırada ne var? Yine sol ile başlıyorum. Bakın re var burada. Evet. Sol, re. Sol, re. Çalışmayı gördük. Sonra solele geldiğimizde fa, si, fa, si. Evet. Son olarak ne kaldı? Belki benden önce de şu an yaptınız siz. Sol, do kaldı, değil mi? Evet. Sonra burada tersten fa do fa do. Gördünüz mü ne kadar birbirinden önce yakın sonra yavaş yavaş ayrılan böyle birbirinden ayrık bir nota dizilimi oldu. Yani do re mi fa sol do si la sol fa şeklinde olmadı. Şimdi bunu bir kere okuyalım. Ben müziğini de çalacağım. Beraber eşlik yapabilirsiniz. Ben bona şeklinde yapıyorum. Yani bona nedir? Notaları değerleriyle ve adlarıyla söylemektir. Solfej gibi söylemiyorum ama siz solfej gibi de yapabilirsiniz. Evet, başlıyorum. 3, 4. Sol, re. Sol, re. Fa, si.
Fa-si. Sol-do. Sol-do. Fa-do. Fa-do. Evet. Bir kere daha okuyalım. Evet, başlıyorum. 3, 4. Fa-sol-fa. Fa-sol. Fa-sol. Sol-mi. Sol-mi. Fa-la. Fa-la. Sol-re. Sol-re. Fa-si. Fa-si. Sol-do. Sol-do. Fa-do. Fa-do. Evet arkadaşlar, bu şekilde ne yapmış oldu? Bakın, iki sayfa çalışmış olduk ama aslında bayağı bir detay çalışmış olduk. Ve mutlaka diğer videoları da takip edin, çünkü biraz daha zorlaştıracağım ben okumayı. Bu başlangıç düzeyde anlatıyorum ama gittikçe de zorlaşacağız böyle. Evet, şimdi diğer videoda, bir önceki videolarda da yaptığımız gibi bir test yapalım. Ben şimdi buraya yine rastgele notalar yazıyorum Orta Doğu pozisyonunda. Sırayla değil, böyle karışık karışık yazacağım. Evet, karışık yazdım. Şimdi burası sol anahtarıydı. Şimdi fa anahtarını yazıyorum. Yine karıştırıyorum. Hiçbir ezgi gözetmiyorum. Atlamalı olmasına dikkat ediyorum. Evet, bitti. Şimdi burayı yazdım. Videoyu durdurun. Yine her zaman olduğu gibi. Ve kendiniz burayı çözüp bir kağıda yazabilirsiniz. Ondan sonra tekrar videoyu başlatın ve doğru cevapları izleyin. Evet, durdurabilirsiniz. Evet, şimdi tek tek doğru cevapları verelim. Do, sol, mi, fa, re, sol, mi, do, re, sol, mi, re, do, sol, fa, mi. Bakın, burası sol anahtarıydı. Şimdi fa anahtarına geçtik. Burayı okuyalım. Burası Ortak Doğu'ydu. Hep aynı şeyleri vurgulayacağım, kalıcı halde olması için. Başlıyorum. Cevapları kontrol edelim. Do, fa, sol, la. Si, fa, si, do. Fa, la, sol, si. Sol, fa, si, sol. Evet. Eğer hatalarınız ya da eksikleriniz varsa, tam anlayamadığınız yerler, bunu tekrar izleyebilirsiniz. Tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu çalışmaları ne kadar çok dinlerseniz bir sonraki çalışmalara o kadar hazır olursunuz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Thank you.